Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın dokümantasyonuna göre 2023'te en az 20 mahpus hastalıktan dolayı ya da intihardan ya da bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybetmiştir. Bu 2024'te ise ilk 5 ayında 7'dir. Şefik Esen uygun koşullar altında olmadan, yani açık yaraları halen varken gönderilmiştir. Şimdi burada aslında bunu çok net söyleyebiliriz. Bu bir şekilde kötü muameledir. Kötü muamele yasağının ihlal edilmesidir. Hayatını kaybetmiş olabilir ama o kişinin bedenine eziyet edemezsiniz. Ve ya da o kişinin bedenine eziyet etmekle ailesinin ne eziyet edemezsiniz. Bir kişinin açık yaraları varken siz onu bir yerden bir yere nakledemezsiniz. Yani ölmüş bir kişinin açık yaralarıyla siz bir yerden bir yere nakledemezsiniz. Buna uygun yaraların orada iyileştirilmesi ya da uygun şekilde sarılıp gönderilmesi gerekiyor mu? Maalesef ki görüyoruz, daha önce de benzerlerini gördük. Yani kargoyla gönderilen kemikleri de gördük ya da ailesine adliyede kutu eline verilerek götürdüğünü de gördük biz. Bunlar tamamıyla biraz şuradan kaynaklanıyor. Maalesef ki Türkiye Devleti'nde yaşayana da ölene de gerekli haysiyetini, onurunu koruyacak hareketler sağlanmıyor. Ve bu bir yerden sonra artık insanları, kalanları travmatize eden bir duruma dönüşüyor. Yani bir kişi hasta, siz onu zaten tahliye etmiyorsunuz hastalık nedeniyle ve üstüne üstlük hayatını kaybettikten sonra onun bedenine hakaret etmiş oluyorsunuz. Yani bedenine gereken saygıyı göstermiyorsunuz. Bunun insan hakları kavramı adına hiçbir kabul edilir bir tarafı yoktur. Kişinin ailesi de mevcut ve o ailenin yaşadığı travmatik süreci de düşünmek lazım. Bu nedenle diyoruz ki ailesi için de bu kötü muameledir. Ve maalesef ki bu görüntüler her bir insan hakları savunucusunu derinden yaralamaktadır. Ve insan onuruyla bağdaşmayan bir harekettir diyebilirim. Bir devlet politikası olarak Kürtler ötekileştiriliyor ve Kürtleri öteki gördükleri için kendi yasalarını bile yetersiz görüyorlar ve hem yasal anlamda cezalar alıyorlar hukuki olarak, hem de o yerlerdeki yetkililer ayrıca cezalandırma metoduna giriyor. Ve burada artık keyfiyet ortaya çıkıyor. Tüm toplumu da aslında bir yerden sonra travmatize eden bir duruma geçebiliyor. Cezaevlerinin bağımsız izleme heyetlerine açılması gerekiyor. Ama maalesef ki Türkiye'de cezaevlerinde hiçbir bağımsız heyet cezaevlerine giremiyor. Türkiye İnsan Hakları Vakfı olarak bu tarz ihlallerin karşısında olduğumuzu belirtiyoruz. Kabul edilemez olduğunu her zaman söylüyoruz. Toplumun işkencenin hiçbir hal ve şartta yapılamayacağına dair farkındalığını artırmaya çalışıyoruz. Tüm dünyada işkencesiz bir dünyanın mümkün olduğunu her yerde sesli, yüksek sesle, ısrarla, vazgeçmeden söylüyoruz.